programımıza başlamadan önce kısa bir şekilde size programımızın akışını arz edeyim inşallah. Varı peşine anlamı koydu. Sanki bir yer altı mühür çalıyordu. وَيُكَادُونَ يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ فَعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا çekiyoruz. Filistinli kardeşlerimiz kan ağlıyor. Dünya Müslümanları kan ağlıyor. Bizler yeni Selahaddin Eyyubiler bekliyoruz. İnşallahu Teala Rabbim bu günleri bize nasip eder. Bedrin aslanlarını bekliyoruz. İnşallah Rabbim o günleri bize gösterir. Bedir Savaşı'nda bir avuç Müslüman kalmıştı. Peygamber Efendimiz ellerini açtı Mescid-i Hariç'te. Ya Rabbi, şu gördüğün topluluk dışında senin ismini zikredecek bir topluluk kalmadı ya Rabbi. Eğer bu topluluk helak olursa senin dünya üzerinde ismini zikredecek başka bir topluluk kalmayacak dedi ya Rabbi. Sen bu topluluğa yardım et dedi ya Rabbi. Ve Hazreti Cebrail'in komutasında beyaz atlı melekler yetişti. Ya Rabbi, sen bize Bedir'de gönderdiğin gibi beyaz atlı melekler gönder ya Rabbi. Cebrail aleyhisselamı gönder ya Rabbi. Şu lanetli İsrail'i yeryüzünden sil ya Rabbi. Evet, bizler ne yapmalıyız? Bugün İslam ümmeti bölük pörçük olmuş. Her biri bir tarafta. Herkes kendi derdine düşmüş. Bugün biz Filistin'e sahip çıkmazsak yarın diğer Müslüman, diğer gün yarın bizlere gelecek bu ateş. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Muhterem kardeşlerim, bizler şu anda ne yapalım? Bizler en azından şurada bulunuyoruz ve tarafımızı belli ediyoruz. Bizler Müslümanlar olarak boykota katılmamız lazım. Yahudilerin Hayber'de yaptığı gibi bizler onlara boykotta bulunacağız ve onların mallarını almayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Filistin'i hiçbir zaman unutmayalım. Bu günleri canlı tutmaya çalışalım. Bu sadece Filistin'in davası değil muhterem kardeşlerim. Bu bütün Müslümanların davası, bu hepimizin davası. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. Tevbe 111. Değerli basın mensupları, kıymetli Mescid-i Aksa murabıtları, kardeşlerim ve bacılarım. Bugün dünyanın dört bir yanında ümmetin azizleri Cuma Tufanı adıyla Filistin'e destek gösterileri gerçekleştirmektedir. Bizler de bu amaç ve gaye için bir araya gelmiş bulunmaktayız.
1917'de başlayan İngiliz işgaliyle birlikte Siyonist terör örgütleri tarafından Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen sistematik terör saldırıları ve katliamlar devam etmektedir. Terör rejimi son günlerde Filistinli kardeşlerimize yönelik soykırım uygulamaktadır. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta, çocuk, kadın, yaşlı demeden Müslüman kardeşlerimiz katledilmektedir. Abluk altındaki Gazze'de 2,5 milyona aşkın kardeşimiz dünyanın en büyük açık hava hapishanesine alınmış durumdadır. Filistin halkı ise soykırım ve işgal karşısında mukavemet göstermekte, Mescid-i Aksa'yı, kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Tüm işgal güçlerinin saldırılarına karşı büyük bir direniş gösteren ve direniş cephesini büyüten Aziz Aksa Tufanı mücahitlerini selamlıyoruz. Onlar direndiler, öne atıldılar ve kaçmadılar. Değerli kardeşlerim, ABD ve batılı ülkeler bir bütün olarak Siyonist rejime tam destek vermekteler. Buna karşın İslam ülkeleri ya tamamen sessizlik içerisinde ya da katliamdan başka bir şey bilmeyen Siyonist rejime sözde itidal çağrısı yapmakla meşgul oluyorlar. İnsanlık Gazze'de can çekişirken İslam ülkelerinin bu pasif tavrı bir utanç sebebidir. Siyonist işgal rejimi bütün bir İslam ümmetine ve mukaddes değerlerimize savaş açmış durumdadır. Filistin'de asıl ve tek sorun Siyonist işgaldir ve tek suçlu da Siyonist rejim ve bunların destekçileridir. Siyonist işgal yalnızca Filistin için değil, başta bölgemiz olmak üzere dünya barışı için çok ciddi bir tehdittir. O halde bu tehdide karşı hepimiz aynı yerde buluşup ortak bir tavır takılmak durumundayız. Kudüs davası, Mescid-i Aksa davası bütünüyle İslam ümmetini ilgilendiren bir davadır. Mescid-i Aksa hepimizin ilk kıblesidir. Ve orada zulüm gören Filistinliler de hepimizin kardeşleridir. Onlar bizim adımıza orada bir mücadele, bir savaş, bir direniş ortaya koymaya çalışıyorlar. Ümmetin kurumları, hükümetleri, partileri, sivil güçleri, teşkilatları, şahsiyetleri, temel insan hakları, ekonomi, siyasi, sosyal, askeri ve manevi yönleriyle Müslüman kardeşlerin yanında yer almalıdır. İslam ümmeti Filistinli kardeşlerini aç, susuz ve ilaçsız bırakmamalıdır. İşgalci çeteyi gelinen aşamada katliamcı ve işgalci uygulama politikalarından vazgeçmesi, Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kaldırması ve yeni bir katliama girişmemesi konusunda uyarıyoruz. Hudapar olarak bir kez daha en yüksekse aykırıyoruz ve diyoruz ki canımızla, kanımızla, malımızla ve evlad-ı yalimizle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve direnişin yanındayız. Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Direnişe ve dirilişe selam olsun. Allah'a La ilahe illallah Muhammed Resulullah Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Ey Rabbimiz, sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Bizi sahipsiz ve inayetsiz, yardımsız bırakma ya Rabbi. Onlara Müslümanların ve meleklerin olan Cebrail ve Mikail'in eliyle zilleti yaşat ya Rabbi.